Türkiye'de muhasebe denetimine geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bakış, düşünceler ve öneriler isimli oturuma geçiyoruz. Bu oturumda oturum başkanımız ve konuşmacılarımız hepsi marka olmuş isimler. Ben onların hoşgörülerine sığınarak ünvanlarını saymayacağım, sadece isimleriyle davet edeceğim. Oturum başkanımız Sayın Bülent Üstünel. Konuşmacılarımız Sayın Mustafa Çamlıca. Sayın Ferruh Tunç. Sayın Hüseyin Gürer. Başarılı bir oturum diliyorum. Sektörümüzün çok değerli bilim adamları, gözüme ışık geldiği için göremiyorum salonda mı, Sayın Bakanım, TÜRMOB ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın bugünkü ve geçmişteki saygıdeğer yöneticileri ve sevgili meslektaşlarım, hoş geldiniz. Bugün her biri birbirinden daha değerli üç konuşmacı arkadaşımız sizlere bu süreçler hakkında, yani teknoloji ve inovasyon konusundaki süreçler hakkında geçmişten geleceğe yönelik değerlendirmelerini sunacaklar. Bu süreç içerisinde bu üç arkadaşımız da bilfiil bu faaliyetlerin içerisinde yaşamış olan arkadaşlarımızdır. Şimdi biraz geç başladığımız için bu toplantıya, zamanla sınırlı olmak ve bizi izleyen oturuma taşmamak için zaman itibariyle izin verirseniz 15'er dakikalık konuşmalar halinde sınırlamak istiyorum. Sual sormak ister olan olursa sonrasında bunu da değerlendiririz. Birinci konuşmacımız yeminli mali müşavir Mustafa Çamlıca beyefendi. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sevgili meslektaşlarım. Bugün ben tabii geçmişteki tecrübelerime dayanarak nasıl bir gelecek bizi bekliyor denetim konusunda, ama burada altını çizmek istiyorum. Muhasebe denetimi konusunda ona değineceğim. Öncelikle bu iki kavramı yan yana koyduğumuzda şunu sorgulamamız lazım. Hangi denetimden bahsediyoruz? Sadece denetim kelimesiyle başlarsak analizimize, denetim her şekilde yapılabilecek bir eylemdir. Onu söylemek lazım. Ancak muhasebe denetimi dediğimizde, muhasebe denetimi sadece ve sadece muhasebe kurallarıyla yapılabilecek bir denetim şeklidir. Yani kısa özetlersek, muhasebe denetimi bir dar kulvardaki denetim şeklinden, disiplinden bahsediyoruz demektir. Diğer bir ifadeyle bazen popülist yaklaşıma baktığımız zaman muhasebe denetimi şu şekilde algılanıyor genelde basın tarafından. Bizim başımızdan çok sayıda skandal geçtiği için geçmişte meslek hayatımda
muhasebe denetimi deyince sanki muhasebesi yok, denetimi varmış gibi algılanıyor. Bakın altını çiziyorum. Denetim çok geniş bir kavramdır. Her türlü şekilde yapılabilir. Ama bunu muhasebe denetimine indirgediğiniz anda dar bir kulvara sokarsınız kendinizi. Muhasebe bir sayma işlemi. Bunu unutmayalım. Yabancıların deyişiyle accounting. Muhasebeci neyi sayar? Muhasebeci neyi sayar? Şimdi orada başka bir evrene geçiyoruz. Aslında çoğumuzun bildiği muhasebe, yani çifte kayıt sistemi dediğimiz borç alacak, borç alacak. Rönesans döneminde bir matematik dahisi tarafından, ki bu Leonardo da Vinci'nin, bütün hesaplamalarını yapan bir Katolik papaz, benim bildiğim kadarıyla dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zekası tarafından bulunmuş, yanlış hatırlamıyorsam 1494 veya 93 yılında bulunmuş bir kayıt sistemi. Ondan önce muhasebe diye, bugünkü modern muhasebe diye bildiğimiz çifte kayıt sistemi sürekli dengeye dayalı bu arada. Yani zimmet matlup, zimmet matlup, sonuç sürekli denge olacağı için sıfırdır. Yani bir bilançonun sol tarafıyla sağ tarafı birbirini tutmak durumundadır. Buna sürekli denge diyoruz. Bir kaos söz konusu değildir. Kaotik bir ortamı denetleyebilirsiniz. Bilim adamları aslına bakarsanız kaotik ortamı denetleyebiliyorlar veyahut da bakabiliyorlar. Bununla ilgili teori geliştirebiliyorlar. O non-lineer bir dünyadır. Muhasebe dünyası lineer bir dünyadır. Bunları başta temel kavramları iyi bilirsek, denetimin nasıl oluştuğunu, ilk önce bir muhasebe kavramıyla oluştuğunu, muhasebe kavramının lineer bir kavram olduğunu, çünkü non-lineer bir olay yoktur muhasebede. Ve denetimin de bunun üzerinden geliştiğini söyleyelim. Bu denetimde olmazsa olmaz kurallardan birisi neyi saydığınızla ilgili bir hadise. Şimdi neyi saydığımızda bildiğimiz klasik muhasebede bizim saydığımız şey bir tek bir şey vardır. Başka bir şey saymayız. Muhasebecilerin saydığı tek bir şey vardır. O da öz sermayedir. Öz sermaye dışında muhasebede hiçbir şey sayılmıyordur. Çünkü eninde sonunda hesap öz sermayeye gelir. Dönem başı öz sermaye, dönem sonu öz sermaye, arada artış var mı, azalış var mı? Çünkü niye öz sermayeyi sayıyoruz? Bu muhasebeyi ideolojik olarak sınıflandırırsak bir kapitalist muhasebedir. Bu bahsettiğimiz muhasebe merkantilist dönemden gelmedir. Ekonomik tarihi bilenler bilir. Venedik, Cenevizli tüccarların Akdeniz coğrafyasındaki ve dünyadaki en önemli ticaret bölgesinde hakim oldukları zaman ortaya çıkmış bir muhasebe. Orada da sermaye olmazsa olmaz. Bugün de hala dünyada her şey sermayenin, yani öz sermayenin çevresinde dönüyor. Dolayısıyla bu öz sermayeyi bütün toplumun bireyleri ne olduğunu bilmek durumunda. Ancak muhasebe öz sermaye değil. Yani sadece öz sermaye sayma üzere bir muhasebe inşa edersek yanılırız. Örnek vermek gerekirse eski komünist dönemde komünistler kendilerine göre bir muhasebe geliştirmişler. Kızıl muhasebe dedikleri muhasebe. Burada tabii sermaye düzeni olmadığı için neyi sayıyorlar diye bakarsanız orada daha çok katma değer bazlı bir muhasebe ve onun denetiminden bahsediyoruz. Şu anda artık dünya değerler sistemine kaydığı için yeni bir muhasebe türü türedi. Bu yeni muhasebe türü de yeşil muhasebe dediğimiz bir muhasebe. Yeşil muhasebede de biliyorsunuz küresel ısınma dünyanın en önemli sorunlarından birisi. Bu önemli soruna cevap verebilmek için şirketler artık yeşil muhasebeye, bu yeşil muhasebedeki kayıtlara ve onların denetimine açıldı.
denetçilerin denetimine açıldı yeşil muhasebe. Buradan başka bir yere gelmek istiyorum. Artık dünyada yepyeni bir kitle var, yeni bir nüfus var. Bu genç nüfusun şirketlere bakışı sadece sermaye gözüyle bakmıyorlar. Veyahut da politikacılar da sadece sermaye gözüyle bakmıyorlar. Burada dolayısıyla sermaye bazlı muhasebeden giderek değerler sistemi bazlı bir hesap verilebilirlik ortamına geçiliyor. Kastettiğim ne? Bugün şirketlerin değer üzerine oturttukları kendi değerleri neler? Ve toplumun değerleriyle ne kadar örtüşüyor? Örnek vermek gerekirse Türkiye'den bir şirket çalışanını veya çalışanlarını nasıl değerlendiriyor? Bu çalışanlarına karşı nasıl bir tutum içerisinde? Çok basit şekliyle işte sigortası yatıyor mu, şu oluyor mu, bu oluyor mu? Veyahut da ben vergici olduğum için başka bir açıdan yaklaşalım konuya. Bir şirketin kendisinin vergi politikaları hangi değerler üzerine kurulu? Vergiden kaçınma politikaları hangi değerler üzerine kurulu? Ve toplumun değerleriyle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Bunlara doğru bir sorgulama var. Öyle veya böyle benim beklentim önümüzdeki 20-30 sene içerisinde dünyada şirketlerin artık klasik anlamda bilançolarının, kar zarar tablolarının değerlendirildiği bir denetim sisteminden ziyade çünkü yatırımcılar veyahut da o şirketin malını kullananlar asıl piyasa dediğimiz şey çünkü denetim meselesi sadece ortaklar açısından ilgilenen bir hadise olmaktan çıkmış durumda ve daha da çıkacak. O piyasadaki veyahut da ortak paydaya sahip kişiler tarafından o şirketin ne değere sahip olduğunu ve bu değerleri ne kadar doğru takip ettiğinin denetiminin ön plana çıkacağı yeni bir oluşuma doğru gidiyoruz. Bu oluşumda şirketler kendi değerlerini daha çok ortaya koyacaklar. Bunların denetimleri de söz konusu olacak. Ve öbürkü taraftan da piyasa paylarında bu bahsettiğimiz değerler silsilesi ve artı bunların denetim raporları son derece önemli hale gelecek. Bir anda bakacağız ki koskoca şirket bu bahsettiğimiz değerler silsilesine uygun hareket etmediği için ortadan silinmiş. Ben kendi meslek hayatımdan bunu verebilirim size. Yaşanmış bir olaydır. Anderson nasıl yok oldu denetim piyasasında? Anderson'ın denetim piyasasında yok olmasının sebebi finansal, yani öz sermayeyi kaybetmesinden dolayı yok olmadı Anderson. Anderson'ın piyasadan yok olmasının tek sebebi vardı, kendi değerler silsilesine aykırı hareket ettiği için yok oldu. Çünkü piyasa bunun cezasını kesti. Burada hukuki olarak olayla ilgili mahkemeler sürdürülebilirdi vesaire yapılabilirdi. Nitekim bu bahsettiğimiz mahkemelerin sonucunda Anderson'a bir ceza gelmedi. Ama sizin o mahkemelerden aklanmanız, o mahkemelerden kendinizi çıkarmanız piyasada kalacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü piyasa algısı sizin kendi değerlerinize veyahut da o piyasanın sizden beklediği değerlere uymanız yüzdesini ölçüyor ve o piyasada sizin kalıp kalmayacağınıza karar veriyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönem içerisinde muhasebenin bu klasik anlamdaki sürekli dengeye dayalı muhasebe ve onun denetiminin gerileceğini, önem açısından gerileceğini, önem olarak da şirketlerin kendi değer silsilesine ne kadar sadık kaldığının ve bunun denetiminin daha da önemseneceğini belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Çamlıca, sürenizi aşmadığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi serbest muhasebeci mali müşavir Sayın Ferit Tunç'a söz veriyorum efendim. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Oda Başkanımız lütfedip beni aradılar ve bu sempozyumda bulunmamı istediler. Onu artık mesleği icra etmediğimi, etmeyi de düşünmediğimi ilettim. Ama kendileri bunun bir ahde vefa olduğunu söylediler. Onur duyarak kabul ettim. Huzurunuzda kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle siz meslektaşlarımla birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti de beyan etmek istiyorum. 6-7 aydır muhasebe, denetim ve danışmanlık işlerinden uzağım. Ama ne şimdi ne sonraki zamanlarda eski meslektaşlarımla, yol arkadaşlarımla bağımı koparmak niyetindeyim. Halisane duygularla her zaman elimden gelen, gücüm yeten konularda odamızın da meslektaşlarımızın da emrinde olacağım. Bu seçkin topluluğun bir üyesi olmak beni hep onurlandıracak. Söylediğim gibi sizlerden değil ama meslek işlerinden ve meslek konularından haylidir uzağım. Buna bir nadas uzaklığı denilebilir, başka adlar verilebilir ama ben de konuşmama biraz Mustafa'ya yankı yaparak bu uzak mesafeden bakmayı deneyeceğim. Eğer bu bakış içinde bulunduğunuz sıcak pratik açısından biraz uzak gelirse şimdiden bağışlayınız. Olgulara ve olaylara öğrendiğimiz, öğretilen ya da empoze edilen bilme biçimlerimizle ve veya daha kendiliğinden edindiğimiz veya edindirilmiş olduğumuz paradigmalarımızdan bakar, yaklaşır, değerlendirir, onlara dair tutumlar alır, eylemlerde bulunuruz. Bilme biçimleri dediğimiz estetik, ontolojik, dinsel, ideolojik, bilimsel, ekonomik, pragmatik gibi biliş kategorileridir bunlar. İhtiyatlı bir ifadeyle dinsel bilme biçiminin dili vaazdır. Ontolojik bakışınki felsefedir. Politik, ideolojik bilme biçiminin dili propagandadır. Estetik bilme biçiminin dili sanattır. Bilimin dili, çok doğru olmayabilir hocalarımız var aramızda ama nesnel, amprik bir arı dildir. Ekonomik düzenci, pazarcı bilme biçimininki ise reklam, halkla ilişkiler ya da satış dilidir. Bunlardan ontolojik ve sanatsal olan dışında kalanları son çözümlemede tek odaklı ve işlevsel diller diye düşünüyorum. Dolayısıyla idrak açısından, kamil olma bakımından, bütüncül biliş ve veya üst biliş açısından bu ikisine göre ikincil kalan bilme biçimleri olduğunu düşünüyorum. Yani bir yanda bilmenin ön şartı sanat ve felsefe vardır. Öte yanda yaşamın daha çok pratik eşlikçileri olan dinsel, ideolojik, politik ve ekonomik düzenci bilme biçimleri. Bunların her ikisinin arasında bilimsel bilme biçimi bir nesnel yasallık, somut gerçeklik terazisi olarak bir sarkaç olarak durur. Birbirine geçişi sağlar. Ontolojik bilme biçiminin dili felsefe ise felsefenin de birimleri, konuşma birimleri, kavramlardır. Bilimsel bilme biçiminin dilinin birimi, bilimsel kavramlar ve nesnel gerçekliğe karşılık gelen amprik temsillerdir. Estetik bilme biçiminin dili olan sanatın birimleri ise duyumsal yeniden üretim birimleri olan imajlardır. Bunlardan ontolojik estetik bilme biçimi açımlayıcı, kavrayıcı ve genişleticidir. Oysa bunlar dışında kalan diller daha önce söylediğim gibi işlevseldirler. Yaşamsal, pratik bir amaca odaklıdırlar. Ne var ki bu tek odaklılıkları ile işlevsellikleri çelişir. Çünkü bir başlarına başa çıkamazlar kendilerince yararlı sonuçlar üretmekle. Birbirini ama en çok da estetiğin ve felsefenin dilini kullanmak isterler, ondan yararlanmak isterler, bilimin diliyle kendilerini sınamak isterler. Ama bunu yapmadıkları zaman da istismar, istila veya asimile etmeye yeltenirler. Felsefe
sanat ve bilimin dilini. Bunu kısmen de olsa başarabilirler. Estetik dilin de zaman zaman bu üçünden en çok teolojik ve ontolojik ve zaman zaman da propaganda diline göçtüğü, gömüldüğü olur. Bilme biçimlerinden sonra bir de paradigma kavramına kısaca bakabiliriz. Bir çoklu ama ilintili bakış açıları bütünlüğüdür paradigma. Bir bakış açısı da denilebilir, sığlaştırmaya karşı ihtiyatlı olursak. Ardında bilme biçimlerinin bireye, gruba, topluluğa göre değişen, sistemsiz, kuralsız bir karışımı, terkibi vardır. Bilme biçimlerinin birinin dozunu ötekilere göre yüksek görünmesi burada bir vakadır. Ama paradigmanın ona dönüştüğü anlamına da gelmez. Bireysel bir konfor, doğrulama, tutarlılık alanı sunar sahip olanına paradigma. Hepimizin paradigmaları vardır. Ama ne yazık ki paradigmalar birbiriyle konuşmazlar. Üçüncü bir kademede ise şimdilerde bilme biçimlerinin paradigmaya dönüşürken gösterdiği oransızlık, keyfiliğin bir çeşit disiplin arası olmaktan iyice çıktığı bir durumu yaşıyoruz. Bilme biçimlerini istismar eden paradigmalarla dahi yetinmeyen bir yeni algılama ya da algı yaratma biçimi doğdu. Önceleri tasnifsiz bir kakofoni olarak görülen bu eğilim, geçen yıl resmen Oxford Sözlüğü'ne girdi. Post-true adıyla, gerçek ötesi gerçek olarak. Burada söylediğimizin ne bilimsel, ne sanatsal, ne ontolojik, ne de başka türlü bir disiplin tutarlılığını taşıması gerekiyor. Sulandırılmış bir paradigmalar ortamında gerçek olmayı dileyenlerin, gerçek olmaktan çok onun gerçek olması dileyenlerin beğeneceği şeyleri gerçek gibi söylüyor, onları rahatlatarak inandırıyor, inançlı kılıyor, güçlü kılıyor. Sonra da dünyada yeni bir gerçek, yeni bir durum yaratmış oluyorsunuz. Buna örnekler verilebilir ama kısa sürede bizim konumuz muhasebe. Muhasebeye peki nereden, denetime ve muhasebeye nereden ve nasıl bakıyoruz? Biz az önce söylediğimiz bakma hiyerarşilerini ya da perspektiflerini hatırladığımızda benim böyle bir açık oturumda uzaklığımdan konuya yararlanarak söyleyeceğim şey, az önce söylediğim felsefe sanatın temel bir bilme biçimi olduğu gerçeğinden yola çıkıyor ve bizim muhasebe ve denetimi bir kavramsallıktan uzaklaştırdığımızı, onun bize her konuda kanat olan felsefe ve estetik bakış açısından kopardığımızı düşünüyorum. Öyleyse ilk söyleyeceğimiz şey, bizim konumuza yaklaşırken böyle bir geri dönüşü yaşamamız gerekiyor. Hem meslek hayatımda hem de okumalarımda, pratik hayatımda 35 yıllık bir muhasebe, maliye ve benzeri ekonomi, yönetim gibi alanlarda izlediğimde vardığım sonuç, şimdi geriye doğru kendime baktığımda, muhasebeyi biz bir kavram olarak dahi değil, bir uygulama, bir teknik olarak ele aldığımızı görüyorum. Öyle olunca bunu kim nasıl kullanıyorsa, neye göre ona bakıyorsa, onun uygulaması, onun sunduğu bir şey haline dönüşüyor ve biz bu pratiğimizden, bu yaşam pratiğimizden Mustafa'nın az önce değindiği değerlere, anlama doğru bir kanal açamıyoruz. Oysa az önce konuştuğumuz gibi sözün gelişi rastgele söyleyecek olsak muhasebe felsefi anlamda bir hesap vermeyi çağrıştırabiliyor. Öyle teknik bir dil kullanıyoruz ki genel hesap verme, sorgulama durumundan tabiyle kopmuş olarak bunu bir teknik, bir kuralları yerine getirme eylemi haline geçirebiliyoruz.
Birinci söylemek istediğim bu. Çok teorik kalma pahasına. Aslında buradan konuyu uzatıp muhasebenin işletmeler dünyasının emrinde, iş dünyasının yönetiminde ve onların paradigmalarını dayattığı ve dışarıda kalanlara, yani iş dünyasının paydaşları olan, şimdiki dille konuşacak olursak, topluma, çalışanlara, çevreye dair körleştiğini görüyoruz. Ve açılımı, muhasebenin ve denetimin buna bağlı açılımı bugünlerde yine bu iş dünyasının kendi yolculuğu içinde karşı karşıya kaldığı açmazlarına yine bu dünyadan verilmiş cevaplarla sınırlı kalıyor. Oysa 7 aylık çalışma hayatının dışında bir halk, herhangi birisi olarak baktığım zaman Antalya sokaklarında dolaşan insanların da muhasebeyle ilgili olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sokaklarında her gün bir belediye başkanının afişini görüyorlar. Türkiye'de sıradan insanın muhasebeyle bir ilgisi olması, kendi muhasebesini, toplumun muhasebesini tarif etmesi, bu tekniği dayatması, uygulatması gerektiği inanıyorum. Çünkü televizyona her açışımızda bize post-truth bir nutuk çekiliyor. Oysa arkada muhasebesi yok. Gerçekliğe tekabül etmiyor. Kimse hesabını vermiyor. Ama biz bunu ayrı, bizim sabahları 8.30'dan akşam 6'ya kadar gittiğimiz iş yerindeki muhasebenin ayrı bir şey olduğunu düşünerek, deyim uygunsa parçalanmış bir zihinle oradaki muhasebeye çareler aramaya çalışıyoruz. Görebildiğim kadarıyla bu ikisini birleştirmeden bizim bu muhasebenin sorunlarına, önündeki güçlüklere çare bulmamız imkanı yok. Bir kısmen konuşmamın sonunda denetim ve denetim şirketleriyle ilgili de buna değineceğim. Bir yanı bu. Diğer yanı iletmek istediğim bu güzide topluluğa, onların da bildiği bir şey ama vurgulamak istediğim, yeni zamanın muhasebesinden az konuşuyoruz. Yine Mustafa değindi. Yeni zamanın muhasebesi, muhasebenin geriye doğru tarihine baktığımızda kendisinin de ifade ettiği gibi çok uzun bir klasik dönem var. Yani 15. yüzyıldan başlıyor, biz 21. yüzyıldayız. Hadi 21'in birini atalım, 20. yüzyıla kadar 500 yıl işte giren borçlu çıkan alacaklı gibi bir sihirli mekanizmadan konuşuyoruz. Bununla şirketlerin faaliyetlerini ölçüyor, tartıyoruz. Bununla başka işler de yapıyoruz. Ama bir de bakıyoruz ki bugünlerde bu uzun tarihin içinde bir kesim var ve bugünlerde onun sonuna geldiğimizi sezebiliyoruz. Felsefenin, sanatın ve sezgi bilgisinin, biraz da bilimin yardımıyla sezebiliyoruz. Onun daha öncesine Mustafa değindiği için değinmemize gerek yok ama Bretton Woods'tan sonra şirket ve iş dünyasının çok hızla değiştiğini görüyoruz. Ucu bugünkü küreselleşme dediğimiz yere gelen işlemlerin altın karşılığı para basımından vazgeçtikten, para bolluğu ortaya çıktıktan, paranın ülkeler ve kıtalar arası serbestçe dolaşımının yıllar geçtikçe artmasından itibaren değişen bir iş ve işletmeler dünyası var. Muhasebe bu değişime yeterince ayak uydurmuş değil. Bu süreç içerisinde baktığımız zaman şirketlerin iş dünyasında çok ölçekli finansal kurumlar, karmaşık ve çok sayıda finansal kurumların arttığını görüyoruz. Yani bu bollaşan paranın, ben biraz da pervasızca şiir dili kullanarak, karşılıksız paranın oluşturduğu yeterince şeffaf olmayan finansal şirketlerin ülkeler ve kıtalar arası yayıldığını görüyoruz. Bu finansal örgütlenmelerin bir özelliği, bunların klasik dönemde olduğu gibi makul bir zamanda makul sayılacak getirileri elde etmek değil. Bunlar daha açgözlüler. Bunlar çok kısa sürelerde çok daha yüksek oranda getiri elde etmek istiyorlar. O zaman şirketlerin yapısı değişiyor.
Şirketler en çok 2 sene vadeyle düşünen, dahası 3 sene 4 sene düşünebilen, yönetimleri müthiş bir yatırımcı baskısı altında gerçekleşen, şirket faaliyetlerinin kalıcı esaslı meseleler yanında ya da onların yerine halkla ilişkiler, pazarlama gibi yerlere kaydığı yeni bir şirket tipine rastlıyoruz. Yatırımcının kendisine baktığımız zaman ise yatırımcı eskiden olduğu gibi belli bir sürede başarılacak bir işin başarısından pay almak niyetinde değil, kendisinin de aklının pek ermediği bir süre içinde yatırdığı paranın kısa vadede önemli bir para getirmesini isteyerek yatırım yapıyor. Bütün bunlar ortaya bu yeni duruma eski araçlarla eski şekilde cevap veren bir muhasebe ve denetim mekanizması, sözü uzatmaya gerek yok ki işte Enron, Andersen gibi vakaları ortaya çıkarıyor. Enron ve Andersen vakaları, bir soru olarak söylüyorum, birer günah keçisi midir? Yani sistemin içindeki tek günahkar olanlar bunlardı ve onlar temizlenerek mi çıkılmıştır? Bunu bilim insanlarının, muhasebe kürsülerinin ciddi olarak incelemesi icap eder. Ve bunlar hala devam etmekte midirler, etmemekte midirler? Bunu da eğer muhasebe ve denetim bugünkü olduğundan çok halk çoğunluğunun ilgilerine, çıkarlarına da hizmet etmeye niyetlenirse elbette üniversitelerde bunun cevabını verebileceklerdir. Oysa bugün bizim gibi kitlesel, eski deyimle demokratik örgütlerin, yeni deyimle sivil örgütlerin bile illüzyona kapılarak içinde kaybolduğu bir retoriğin içinde muhasebe ve denetim tartıştığımızı dehşetle fark edebiliyoruz bazen. Bunun dışında biraz daha somutlayacak olursak, yani buradaki sözün özü de bilme biçimlerini gözden geçirip teknikleri, nötr olan tekniklerin sahiplerine göre de o tekniklerin boyutlanması, çeşitlenmesi gerek. Burada bir çatışmayı öngörmüyorum. Başka sahiplerinin bu mesleğin icrasında ve denetlenmenin icrasında başka sahiplerin yeteri kadar devrede olmadığını, böyle bir niyetin de pek görünmediğine işaret etmek istiyorum. Geleceğe yönelik olarak bu büyük bir tehdit. Çünkü az önce bahsettiğimiz Bretton Woods dünyası sonrası yeni dönem de sonuna gelmek üzere görünüyor. Şimdi galiba süreme bir dakika var. Denetim şirketi eski bir yöneticisi olduğum için de birkaç cümleyle bitireceğim bir dakika içinde. Meslekte bulunduğum süre içinde samimiyetle, özellikle başkanı olduğum şirkette samimiyetle bu işin değeri üzerine kafa yorulması için kaynaklarımızı ve zamanımızı seferber etmeyi özendirdim ve önemlice sayılabilecek çıkışlar yapmıştık, başlangıçlar yapmıştık. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Ama denetim şirketlerinin, denetim sektörünün bir itibar kaybı içinde olduğu, hatta buna erozyon diyebileceğimiz bir vakadır. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunun geleceğe yönelik çok ciddi sonuçları var, tartışılması gerekiyor. Paydaş beklentilerine az önce değindim. Çok farklı paydaş beklentilerine cevap vermek yerine belli bir gruba cevap veriyor. Bu bir tuzak, burada bir problem var. Kalite, mesleğin teknik araçları, yöntemleri bugünün teknoloji dünyasına yeterince cevap veremiyor. Denetim otoriteleri sadece batı ileri ülkelerden uygulanan standartları gecikmeli olarak bize uyguluyorlar. Hala gecikmiş bir modernizmin trajedisini yaşıyoruz. Tasarrufçu küçük yatırımcının sözüm ona koruyucusu olan kurumlar sadece formalitelerle ibaret işler yapıyorlar. Bugün ben bu yaşımda anlamlı tasarrufumu hisse senedine yatırmak konusunda hiçbir teşvik edici durum görmüyorum. Bugün sokaktaki insan elindeki tasarrufunu inşaat harcaması yapmaktan başka bir yatırıma yönelmek için güvenli bir yol görmüyor. Bunlar da denetimin ve raporlamanın önemli bir etkisi var.
Kısaca kendimize, mesleğimize, dünyanın önemli bir değişim geçtiği yerden yeniden bakmamız gereken çok sorunlarımızın olduğu bir yerdeyiz. Ben bunun birkaç tanesine değinmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Sürem doldu çünkü. Sayın Ferhat Tunç, teşekkür ederim güzel konuşmanız için. Şimdi sözü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Gürer Beyefendi'ye veriyorum. Buyurunuz efendim. Evet. İyi günler, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii Ferruh Bey'in şiir gibi bu konuşmasının ardından ve felsefi ve sanat içerikli konuşmasının ardından benim söyleyeceklerim çok basit kalır. O nedenle de ne söyleyeceğimi de unuttum, ne diyeceğimi de bilemiyorum ama bu Cem Yılmaz'ın dediği gibi ben bu back to basic'e döneyim ve sadece çok basit, ilkel bir şekilde bu on-off tuşu gibi anlatmaya çalışayım. Benim felsefe bilgim, derinliğim Ferri hocamın %1'i bile olamaz, Ferri üstadımın. O nedenle kendimi biraz böyle depressed içerisinde hissettim. Ama çok da faydalandım, çok teşekkür ederim. Ben de bu mesleğe 30 yılımı verdim. Tam 30. yılımda ayrıldım. İlk başladığım tarih 1986 idi. Emekli olduğum tarihte 2016 Ekim'de başladım, Ekim'de bitirdim. Tam dolu dolu 30 yıl. Bu 30 yıl içerisinde tabii ben şirkete girdiğimde ortaklarımız, kurucu ortaklarımız 3 kişiydi. Onların dışında 5. kişi olarak girmiştim. Yani şirketimizde toplam benle beraber 86'da 8 kişi vardı. Ben emekli olduğumda 1200 kişi vardı. Yani 30 yıllık bir süre içerisinde 8 kişilik bir firmadan 1200 kişilik bir firmaya denetim firmaları çıkabiliyor. Bu arada tabii meslek örgütümüzün kurulması çok aslında Türkiye için büyük fayda sağladı. TURMOB'un kurulması ve öncü odaların desteğiyle gerçekten bu geçtiğimiz yaklaşık 27 yıl içerisinde, belki 28 yıl içerisinde inanılmaz bir boyuta ulaştı. 1994 yılında da Sayın Bakanım, Genel Başkanımız ve TURMOB'un Başkanı Masum Türker Bey o tarihte benim de elimi tutmuştu ve birçok imkanı sağladı ve sizlerle çok defa karşı karşıya bu tür konuşmalarda tebliğler sunarak ve bir fiil çalışarak, eğitimler vererek bu mesleğe ben de katkı sağlamış oldum. Daha sonra da değerli oda başkanlarımızın desteğiyle de hep sizlerle beraber bir arada olarak bu mesleğin belli bir noktaya gelmesi için ve bizler neler yapıyoruz, malum büyük dörtler, büyük dörtler deniliyor ama bizler neler yapıyoruz, nasıl yapılandık, nasıl bir denetim yapıyoruz, bunu da yıllarca anlatmaya çalıştım. Bugün de gelinen nokta ve bundan sonrası için birkaç söz söylemek istiyorum. Sabahki oturumda da değerli hocam Melih Bey'in açıklamaları son derece kıymetliydi ve bence gelecek kesinlikle budur ve şu anda da başlamıştır. Denetimi tabii ki şu anda belli kriterlere göre yapıyoruz. Belki birçok denetim firması veya şu anda yeni denetim firması olmaya çalışan veya kurulan firmaların denetim tekniklerini uygularken aslında tamam otomasyon veya bilgisayar, sadece bilgisayar kullanarak, Excel kullanarak veya bir iki tane araç kullanarak maalesef denetim arzu edildiği gibi yapılamayacağını
özellikle belirtmek istiyorum. Denetimin sağlıklı bir şekilde yapılanması için önce eğitim fevkalade önemli. Her ne kadar bilgisayar destekli olsa da bilgisayar şu anda ciddi anlamda denetim şirketlerinin ve işte bu üretim 4 dediğimiz artık bir başka boyuta geçmiş olsa da kişinin eğitimi son derece önemli. İki tip eğitim var, teknik eğitim ve bir de etik ahlaki eğitim. Denetçinin aslında denetçi olma vasıflarının Mustafa Bey'in de belirttiği gibi değerlerin oluşumu açısından o firmalarında varlığını korumaları açısından fevkalade önemli. Dolayısıyla odalarımızın TÜRMOB'un yaptığı çok ciddi eğitim çalışmaları, fedakarlıklar ve bu imkanların bu gibi yerlerde ve odalarda veya belirli yerlerde verilmesi gerçekten çok kıymetli. Buna rağmen yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Bunun daha da olması gerekiyor. Çünkü artık yeni gelen nesil gerçekten anlaması zor ve bizlerden çok farklı bir nesil. Dolayısıyla belli bir noktadan sonra da artık şirketleri yeni nesile devretmek, terk etmek de bence bizler için kaçınılmaz bir durum. Teknoloji açısından denetime baktığımızda dediğim gibi sadece bir Excel kullanımı yetmiyor. Artık çok ciddi bir en azından bir pivot table tabloları mantığını her denetçinin en derin şekilde öğrenmesi ve anlaması gerekiyor. Çünkü bildiğimiz elimizde olan bilgisayarlarla bugün şirketlerin hangi işletim veyahut da bilgisayar sistemleri olursa olsun SAP gibi, Oracle gibi, Logo gibi veya ne kullanıyorlarsa hepsine erişim mümkün. Önemli olan bu datanın, bu büyük verinin ki artık Türkiye ekonomisi de eskisi kadar küçük değil, şirketler eskisi kadar küçük değil, işlemler fevkalade artık kompleks hale gelmiş durumda, derinliği var ve sayı olarak mahsup fişleri diyeyim veya kayıtlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Artık 2-3 dijitli milyon adetlere varan bir yoğunluk var şirketlerde. Bunları örnekleme yoluyla veya başka bir yöntemle denetlemek hemen hemen imkansız. Ama teknoloji bugün e-defter dediğimiz, e-fatura dediğimiz bu çok ciddi bir başlangıçtır. Ve çok önemli bir başlangıçtır. Dolayısıyla denetim şirketlerimizin bir defa kurulurken mutlaka belli bir sermaye ile kurulma zorunluluğu vardır. Ve teknolojiye ciddi yatırım yapma mecburiyeti vardır kurucu ortakların. Sermayesiz bir denetim şirketi söz konusu olamaz bugünkü ortamda. Ve mutlaka data analitiği dediğimiz veri analitiğinin tüm denetim şirketleri tarafından bugün kullanılma mecburiyeti vardır. Bunu kullanmadığınız takdirde ben inanın o denetime denetim diyemiyorum. Ve şu anda 30 yıldan sonra işte son yaklaşık bir yıldır da bir şirketin tamamen üretim şirketi onun CEO'luğunu yapıyorum. Türkiye'nin de aslında kendi sektöründe oldukça büyük bir şirketi. Orada da bu işleri aslında çok net, açık bir şekilde masanın öbür tarafı olarak da gözlemliyorum. Bir defa veri analitiğinin gerek şirketi yönetirken, gerekse şirketi denetlerken ne kadar önemli olduğunun bir fiil hem denetçiyken yaşadım hem de şu anda bir şirketi yönetirken yaşıyorum ve faydalarının bana sağladığı imkanların da son derece farkındayım. Burada
veri analitiği basit Excel'lerle yapılacak bir şey değildir. Bunun için mutlaka bazı şirketler var. Bu şirketlerden bazı tool'ları alarak, araçları alarak veya tamamen denetim şirketleri için bazı danışmanlık hizmetleri alarak şirketin içerisinde Nazım Hikmet Bey'in de belirttiği gibi belirli ekipler oluşturup o ekiplere belli görevler verip artık normal yapılacak denetimle IT denetimi veya süreç denetimini tamamen organize bir şekilde birlikte yapmak gerekiyor. Yani birçok disiplinin bir arada çalışma mecburiyeti artık bugünkü modern denetim dünyasında yer alıyor. Türkiye'deki denetim şirketleri buna ayak uyduramadığı takdirde bence dünyada geri kalmış sayacağız kendimizi. Ayrıca dediğim gibi büyük şirketler, holdingler, holdinglerin altında 150 tane iştirak bağlı ortaklığı olan şirketleri bugün yüzlerce insanı koysanız da denetlemeniz mümkün değil. Mutlaka veri analitiği yapmak mecburiyetindesiniz. Veri analitiğinde bugün e-defterle atıyorum o şirkette eğer 10 milyon satır veri varsa, mahsup fişi her neyse, bu verileri aslında çok kısa sürelerde 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, yarım günde çok ciddi aslında şirketi anlayacak noktaya gelebilecek analizleri yapabilirsiniz. Sabahki oturumda Melih Bey, Profesör Doktor Melih Bey, bu mesleğin geleceğinin çok parlak olduğundan bahsetmişti. Sonunda gerçi daha az insanla yapılacağından da bahsetti ama mutlaka çok haklı. Fakat ben gene de muhasebe ve denetim işi yapan bizlerin birçok meslektaşım, birçok diğer meslek sahiplerine göre çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Ne kadar bu bilgisayarlar ileriye giderse gitsin, bunları analiz edecek insanların olması gerekir. Bugün CEO'luğunu yaptığım bir şirkette de SAP kullanılıyor. Milyonlarca data var. İçeride bir yığın endüstri mühendisi var. Benim de zaten bu endüstri mühendislerini hemen bir grup oluşturarak bu analizleri onlarla birlikte yapma kararı aldım. O oluşumu yarattım ve o analizleri yaparak, tabii 30 yıl boyunca da ne yaptığımızı biliyorduk. O analizleri yaparak aslında şirketlerin nasıl operasyonel anlamda düzelebileceğini kendi gözlerimle de şahit oldum ve yapabildim. Tabii operasyonel anlamda diyorum, her zaman finansal operasyon ile finansal güç birbirinden farklı biliyorsunuz. Finansal güç için mutlaka işletme sermayesi veya öz sermaye gereklidir. Öz sermayenin sayımı da önemlidir Mustafa Bey'in belirttiği gibi. Ama operasyonel gelişim veya iyileşme şirketleri hakikaten bir noktadan öbür noktaya alıyor. Denetçiler açısından bu veri analizi neden önemli? Şu andaki yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız, yani artık tabii ben 1,5 yıldır Deloitte'dan ayrıldım ama o güne kadar yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızın, yani daha yeni nesilin aslında birçok şeyi görüp anlamadığını hissediyorum. Dolayısıyla Ferruh Bey'e de çok aslında hak veriyorum. Mesleğin geleceği bazı açılardan son derece riskli. Bu risklerden bir tanesi de biz yeni mezun arkadaşlarımıza aslında işi tam olarak öğretemiyoruz. Öğrettiğimizi zannediyoruz. Deli gibi eğitimler veriliyor. 5 hafta, 6 hafta çocukları mezun edildikten sonra alıyoruz. Fakat ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar iyi anlatırsak da anlatalım, bugünkü neslin maalesef dikkatini toplayıp saatlerce bizleri dinleme şansı yok.
Bunu göremiyorum, bunu tam olarak hissedemiyorum. Genellikle eğitim iş başında eğitim. İş başındaki eğitimde de tabii bu bir kişinin yöneteceği kontrol son derece önemli. Yani bir müdür bugün en fazla 8 kişiyi yönetebilir, daha fazlasını yönetemez. Bir ekip şefi kendisi dahil 3 kişiden fazlasını yönetemez. Bir partner bugün en fazla 16 ile 20 kişi arasında kişiyi yönetebilir. Bunlar tesis edilmediği sürece o denetimden her zaman şüphe etmek gerekir. Çünkü iş başında eğitim vermek zorunda olduğumuz için ne kadar analitik çalışma yaparsak yapalım, ne kadar teknolojiyi en derin noktasına kadar kullanacak yapılarımız olursa olsun, bugün hala ikinci yılında, üçüncü yılında olan ama maliyet muhasebesinin tam ruhuna inememiş olan birçok denetçi arkadaşımın var olduğuna da maalesef şahit oluyorum. Bugün evet analiz yaptık, diyelim ki girdik, bütün verileri topladık ama o kadar kompleks şirketler var ki safha maliyetini o kadar derin bir şekilde kullanan kişiler var ki, peki onları yapan kimler? İşte bu SAP'de ABAP'çılar veya kod yazanlar. Peki kod yazanlara bunları anlatan kim? Şirketin genellikle elemanları. Acaba bu kodlar yazılırken denetçiler bu kodları kontrol ettiler mi acaba? Veyahut da kodlar yazılırken bu kodların, yani şablonların, bir kayıt attınız, bu kayıt nasıl gidecek? Veyahut da o maliyet oluşurken nereden, yüzde kaç alınacak? Bu işte safha maliyette öbür kalemin ham maddesi olarak kullanılırken safha maliyette bu oranlar, bu maliyetler nasıl yapılandırılacak? Bunları aslında anlatan gene şirkette çalışanlar ve ne biliyorlarsa onu anlatıyorlar. Ama işin mutlaka bizler gibi, yani denetçi, muhasebe veya danışmanların mutlaka işin içinde olup bu şablonların doğru olup olmadığının tespit edilmesi lazım. Denetçilerin de evet fatura var mı var, maliyetler bir önceki yıla göre paralel mi gidiyor, gidiyor. Yani sadece analitik çalışmalarla belli bir denetçi, bağımsız denetçi görüşü vermek kesinlikle ve kesinlikle yeterli değildir. İşin ruhuna inmek lazım. Bunun için de maalesef yeterli zaman yok. En acı tarafı da bu. Ve gene zannediyorum Ferruh Bey'in özellikle bahsetmek istediği konulardan bir tanesi de aşırı rekabet nedeniyle şirketlerin, aslında denetim şirketlerinin denetim yapamayacağı noktalara gelme riskidir. Bu en büyük risktir. Bugün geçen sene 100 liraya yaptığınız işi bu sene 70 liraya, 80 liraya, 50 liraya, 60 liraya yapıyorsanız o işi bir önceki yıl kadar kaliteli yapmanız mümkün değil. Bunu bütün açık kalpliliğimle söylüyorum. Bir denetim yaparken denetçinin mutlaka ve mutlaka sağlıklı bir zamana ihtiyacı vardır. Bütün verileri değerlendireceği, bütün maliyet sistemini, maliyet son derece önemli. Ticaret şirketlerini denetlemek kolay ama üretim şirketlerinde işin rengi değişiyor. Bu maliyeti tam olarak denetlemeden bir denetimin yapılması bence bir milli felakettir. Bir stoğun olması gerektiği gibi sayılamaması, sayılmaması maalesef bir felakettir. Denetçiyi riske sokar. O gene Ferruh Bey'in belirttiği gibi yatırımcıları küçük olur, büyük olur, bunları riske sokar ve doğal olarak tabii belki de derinleşmeyi sermaye piyasalarında önleyebilir. Bunun yanı sıra da
2013 yılında zannediyorum Türk Ticaret Kanunu çıktı. Orada da çok büyük desteğimiz olduğuna inanıyorum. 2013'ten bu yana da hala bilgi toplumu olamamış olmamız, kanunların belli odaların, bizim odalardan bahsetmiyorum, bizim odalar canı yürekten bunu destekledi ama ticaret odalarından özellikle bahsediyorum. Oradaki baskılar nedeniyle bu bilgi toplumu olma hakkını, insanların bu hakkını maalesef bu kanundan çıkarttırdılar. Bu da aslında bize düşen en önemli görevlerden bir tanesi. Mutlaka şirketlerin bilgi toplumuna hizmet edecek, şirketin her türlü verisini, her türlü derken tabii ki ticari sırları hariç ama şirketlerin mali yapılarını ortaya koyacak bilgilerin de herkesin web sitesinde yer almasını sağlamamız gerekir diye düşünüyorum meslek örgütü ve kuruluşları ve odaları olarak. Çünkü başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşların bu bilgileri elde edinme hakkı var. Zannediyorum bu bilgiyle beraber aslında denetim firmaları da kendilerine daha fazla çeki düzen vereceklerdir. Çünkü bu işlerin maalesef şakası yok. Her şey 10 yıl, 20 yıl çok fevkinde gidebilir, iyi gidebilir ama öyle bir gün gelir ki göz ardı ettiğiniz bir nokta, atladığınız bir nokta bilerek veya bilmeyerek başınıza dert açabilir. Biraz önce bu bir kişinin kaç kişiyi kontrol edebileceğinden bahsetmiştim. O konu da aslında yapılanırken fevkalade önemli bir konu. Mutlaka denetim partnerlerinin asla ve asla ofiste oturmaması gerekir. Benim hep arkadaşlarıma söylediğim şuydu. Garajda hiçbir partnerin arabasını görmek istemiyorum. Herkes işin başında olmalı, müdürlerinin başında olmalı. Öğle yemeğini bir saatten fazla yememeli. Ve bütün dikkatiyle hem iş başında müdürlerini veya müdürlerin altındaki elemanları yetiştirmek ve çok dikkatli bir şekilde denetlemek mecburiyetinde olduklarını defalarca söyledim ama tabii bazen söylersiniz uygulama olmaz. Maalesef böyle bir saatte yarım saatte öğle yemeklerinden kurtulamıyoruz. Maalesef hala otoparklar partner arabalarıyla dolu olabiliyor. Ben de onlarla dalga geçerdim. Ben diagonal park etmek istiyorum çünkü genelde ofiste olan yani yönetici ortak olarak ben olurdum müşteriye gitmediğimiz yani ziyarete gitmediğimiz sıralarda. Bu arada yine yeni nesilde şunu anlıyorum ki yeni nesil sadece önüne konulanı bir şekilde yapmaya çalışıyor. Fakat iletişim kurma son derece zayıf. İletişim hem grup içerisinde yani denetçilerin kendi aralarındaki iletişimin fevkalade zayıf olduğunu düşünüyorum. Hele Türkçemizin birazcık da esnek olması nedeniyle tam olarak ve iletişimde son derece önemli olan kod, dekod yani ben neyi ifade ediyorum? Acaba karşımdaki benim ondan ne istediğimi acaba açık bir şekilde anlıyor mu, anlamıyor mu? Dolayısıyla bu konuda da çok ciddi bir problemimizin olduğuna inanıyorum. Hatta yazarken de artık o kadar kısa yazılıyor ki birçok şey anlamak, anlaşmak mümkün değil. Ve bunun neticesinde verimli bir denetimden bahsedemiyoruz. Çok ciddi zaman kayıpları oluyor. İşin tekrar yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü anlatmak istediğimizi tam anlatamıyoruz. Veya karşı taraf bizi tam olarak anlamıyor. Dolayısıyla yazım özelliğimizi, niteliğimizi bence bu ortamda çok daha fazla geliştirmek zorundayız. Ne istediğimizi çalışanlarımızdan, arkadaşlarımızdan son derece net bir şekilde ifade
etmeliyiz. Bilmiyorum, benim zamanım doldu galiba. Ben isterseniz burada keseyim çünkü anlatılacak çok şey var. Belki bir dahaki sefere her birimize ikişer saat verilir. O zaman doya doya birçok konuyu, aslında hepimizin dikkat etmesi gereken konuların teker teker üzerinden geçebiliriz. Ama odalarımızın, Turmop'un bugünlerde özellikle üzerinde hassasiyetle durduğu yapılanma, çalışma prensipleri, efendim bir ofisin nasıl oluşması gerektiği, bir sözleşmenin partnerler veya ortaklar arasında nasıl olması gerektiği, efendim kar dağıtımının adil bir şekilde nasıl olması gerektiği konularının da bence buralarda defalarca anlatılıp hepimizin belli bir aynı sayfaya, İngilizlerin dediği gibi aynı sayfaya geleceğimiz tarzda ve birbirimizi daha net anlayabileceğimiz bir şekilde oluşacağına inanıyorum yapılan çalışmalarla. Bunların da kısa süre sonra zaten zannediyorum web sitelerinde de var ama daha net bir şekilde ortaya konulacağını da biliyorum. Efendim hepinize sabır gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı veren değerli odalarımıza, Turmop'umuza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Hüseyin Gürer Bey. Üç konuşmacımız da farklı perspektiflerden konumuza açıklık getirmek için güzel sunumlar yaptılar. Kendilerine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Şimdi inovasyon ve teknoloji birbirlerini tamamlayan kavramlar. Sanki bu son zamanların gündemine oturmuş bir konu gibi değerleniliyorsa da inovasyon aslında geçmişte o günün koşullarına göre her daim var olan bir kavramdır. Bunu pek çok sektörlerde örneklemek mümkün olmakla birlikte kendi muhasebe konumuz içerisinde değerlendirecek olursak bakıyorum biz muhasebe olarak geleceği nasıl görerek hareket ettik? Neler yaptık zaman içerisinde? Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 1975 yılında kurulmuştur. Ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği vasıtasıyla bu birlikte üye olarak yer almıştır. O zamanlar ülkemizde uluslararası muhasebe standartlarının ne olduğunu akademisyenler dışında bilen sanıyorum meslektaşımız yok gibiydi, bazıları müstesna. Dolayısıyla o tarihten itibaren ileriyi görme işlevi bizim sektörümüzde geçerli olmuştur. Sonra hep üniversite akademisyenlerin dergilerinden o zaman hatırlıyorum. Ben de mesleğimin başlangıcında bu uluslararası muhasebe standartlarının Türkçe çevirilerini ve yorumlarını izliyor ve hayretler içerisinde okuyordum. Çünkü bize hiç böyle bir şey öğretilmemişti. Muhasiplik mesleği TÜRMOB'un kuruluşuyla güzide bir meslek haline getirilmiştir. Bu mesleğin geleceği açısında çok önemli bir adımdır. Odaların kuruluşları da keza aynı şekilde. Mesela bir TÜRMOB düşünüyorsunuz. TÜRMOB kendi bünyesinde TÜMUDESK diye bir kurul oluşturuyor. Ne yapmak için? Muhasebe standartları ve denetim standartlarını oluşturmak için. O gün Türkiye'mizde böyle bir uygulama yok. Ama bu TÜRMOB'un oluşturduğu kişiler, yönetim ve onu destekleyen akademisyenler böyle bir geleceğe yönelik kurulu oluşturuyorlar ve içinde görev alıyorlar. Bu da bir inovasyondur. Kendi şartları içerisinde. Geçiyoruz. 2002 yılında
Türkiye Muhasebe Standartları kuruluyor. O da Türkiye'ye uluslararası muhasebe standartlarının gelmesi için 9 sene süren bir savaş veriyor. Arkasından kamu gözetimi kurumunu oluşturuyor devletimiz ve bu sayede bu meslek daha disiplinli hale getiriliyor. Bunlar hep geleceğe doğru yapılan yatırımlar. Maliyenin güdümünde e-defter, e-beyan gibi teknolojinin gerekliliklerinin muhasebeye monte edilmesiyle çok önemli mesafeler alınmaktadır. TÜRMOP ve odalarımız da bu işin ehemmiyetini bilerek bu tür çalışmalara ön ayak olmaktadırlar. Bunlar hep geleceğe bakma işaretidir. Bunlar arasında sözünü etmek istediğim ufak bir şey daha vardır. Türk Ticaret Kanunu, bu komisyonda ben de görev almıştım. Muhasebe ile ilgili konular konusunda Muhasebe Standartları Kurulu üyesi olarak 3 arkadaş katılmış idik. Türk Ticaret Kanunu'ndaki bir kanuna muhakkak ki dikkat çekmişsinizdir. 512. maddesi veya 14. maddesi dürüst resim ilkesi. Dürüst. Bu fevkalade önemli bir kavramdır. Rakamları sayabilirsiniz, tasnif edebilirsiniz. Fakat dürüst olması, finansal tablonaların gerçeği ifade edebilmeleri bizim hukukumuzda bu açıdan ilk kez yer almış bulunmaktadır. Bunlar benim açımdan hep geleceğe bir bakış şeklidir. Ve tabii konuşmacılarımız bazıları gelecekten kötümser oldular, bazıları ümitvar oldular. Bunu zaman gösterecektir. Ama muhasebe mesleği, tarihten gelen bu muhasebe mesleği içinde insan unsuru hep olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pardon, çok özür diliyorum. Ben vaktimizi taştığımı farkındayım. Ben de birazcık açtım bu şeyi. Soru sual sormak isteyen varsa lütfen. Buyurunuz efendim. Yalnız 3 dakikayla sınırlandıracağım çünkü şeyi geçtik. Bizden sonraki oturumu zamanını çaldık efendim. Gökmen Ölçer, bütün konuşmacılarımıza sormak istiyorum. Şu 30 yıldır yaşamakta olduğumuz neoliberal kapitalizmi anlamlandırmak istersek, ifade etmek istersek iki tane birbirinden ayrılmaz ve birbirini tetikleyen süreç var. Bir tanesi dijitalleşme, diğeri de finansallaşma. Bunu şu örnek üzerinden çok güzel ifade edebiliriz. Bundan yaklaşık 30 yıl önce dünyanın en değerli şirketleri, işte British Petrol, Exxon Mobil, Ford, General Motor, General Electric'ken şu anda dünyanın en değerli şirketleri, işte Apple, Twitter, Intel, Microsoft gibi şirketler. Biz bunun özellikle işte dijitalleşme sürecini dünden itibaren inovasyon üzerinden tartışmaya çalışıyoruz. Ben bütün konuşmacılarımıza hani birbirini hem tetikleyen hem de birbirinin ayrılmaz parçası olan finansallaşmanın mali müşavirlik ve denetime olan etkileri konusunda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Hangisi cevap verirsiniz? Buyurun. Konuşmamda biraz hızlı gittim ikinci kısımda. Finansallaşma bu son dönemin temel fenomenlerinden birisi. Biraz şaka, biraz ciddi. Karşılığı olmayan parayla finansal şirketlerin yapılarının, çeşitlerinin çoğaldığını, yapılarının karmaşıklaştığını söyledim. Elbette bu bir olgu. Sorunuzun denetimle etkisi ise denetim bu duruma yeteri hızla ve aynı sürecin paralelindeki teknolojik değişimi gözeterek, fakat benim konuşmamda özellikle vurgulamak istediğim sadece iş dünyasının zaviyesinden değil, bütüncül toplumun zaviyesinden, çünkü iş dünyası bu bakış açısıyla
uçurumun kenarına gelmiş vaziyette kurumsal yönetişim vesaire gibi bazı tedbirlerle toparlamaya çalışıyor. Yeterince hızlı cevap veremediğini düşünüyorum. Ama sonuçta denetim sonradan yapılan bir şey. Şu ana kadar klasik yapısını değiştiremedi diye özellikle vurguladım. Bretton Woods'tan sonraki yapının ekonomideki hız, nitelik değişiminin denetime yansımadığını ben bilmiyorum. Bunu bir kötümserlik olarak değerlendirmemek lazım. Bir gerçeklik olarak değerlendirmek lazım. Daha geleneksel, konvansiyonel bir arayla takip ediyor iş hayatını. Aynı zamanda genel olarak muhasebesi tutulması gereken her şeyi. Bir şey ilave etmek istiyorum. Twitter dedik, Facebook dedik. Dünya dijitalleşme, dünyanın yeni ekonomik düzeninde. Şunu unutmamamız lazım. Bu yeni düzenin esasen bana göre ifadesi tanışma, tanınma ve tanıma düzenidir bu. Ne demek istedim? Şunu söyledim. Şu anda dünyada ayı, güneşi bilmeyen, tanımayan, ayla güneşle tanışmamış bir insanoğlu yaşıyor mu? Ancak herhalde yer altında doğmuş ve halen yer altında yaşamakta olan bir insanoğlu olabilir. Bu böyle değilse geleceğin düzeni de aynı şekilde olacak. Çünkü nedir? Facebook bir güneş, Twitter bir ay. Neden böyle konuşuyorum? Siz çıkardığınız kararnamelerle, şunla bunla, kanunla güneşin insanoğlu tarafından tanınmasını engelleyebilir misiniz? Öyle bir şey var mı? Fiziki olarak söylüyorum. Veya ayı engelleyebilir misiniz? Yok. Aynı şekilde Twitter'ı, Facebook'u engelleyemezsiniz. Çünkü niye? Twitter'da, Facebook'ta bir engelleme mekanizması bu manada. Tabii ki teknik olarak bazen engelleniyor, Türkiye'de görüyoruz. Ama gerçek anlamda engelleme söz konusu olamaz. Dolayısıyla bir an için düşünün. Güneş ve ay şirket olsaydı, Güneş ve Ay şirket olsaydı nasıl bir şirket olurdu? Ben size söyleyeyim. Dünyanın en değerli şirketi Güneş olurdu. Güneşsiz bir şey yapabilir miyiz? Bir an için düşünün. Enerji, ısınma vesaire falan. Ben de Güneş'in sahibi olsaydım ne yapardınız? Ben ne dersem o fiyatı ödemek durumunda kalacaksınız. İşte geldiğimiz benim konuşmamda bahsettiğim o değer noktası, değerler meselesi ve değer denetimi orada başlıyor. Facebook, çünkü bütün dünyaya küresel anlamda bir güneş gibi hitap ettiği için eğer siz Facebook'a o değerler silsilesiyle denetleyemezseniz veya Twitter'ı veya başka bu bahsettiğim tarzda şirketleri bizim geleceğimiz tehdit altına girer. İnsanlık olarak tehdit altına girer, demokrasi olarak tehdit altına girer. Ve spekülasyona çok açık bir gelecek bizi bekler. Benim bahsetmek istediğim hadise bu. Bununla bağlantılı. Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani devam edelim herhalde. Size bir arada böyle yatama fırsatı bulmuşken şunu izninizle sormak istiyorum. Çünkü uzun yıllar vergi alanında, muhasebe alanında, denetim alanında, danışmanlık alanında faaliyette bulunan ülkemizdeki en büyük şirketlerin en üst düzeyde yöneticiliğini yaptığınız tecrübeleriniz bizim için son derece önemli. Şimdi bu sıfatlardan, yani üst düzey yönetici olma sıfatından ayrılmış, aynı zamanda daha bağımsız davranan kişiler olarak bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu müthiş dönüşüm, işte dijitalleşme üzerine konuşuyoruz. Her şey süratle değişiyor, işletmeler dijitalleşiyor. Kamu kurumlarından ayak uydurmaya çalışıyoruz, işte dijitalleşiyor. Muhasebe, denetim, muhasebe büyük bir dönüşüm. Dijitalleşme süreci içerisinde.
Şu bu alanlarda faaliyette bulunan küçük ve orta büyüklükteki meslek firmaları için, mesleği bu şekilde bu düzeyde yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için, muhasebe işletmeleri için bu açıdan baktığınızda acaba neler önerebilirsiniz bu işteki sürecin yönetimiyle ilgili olarak? Yani kendilerini bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra nasıl konumlandırmalar? Bu gördüğünüz yılların tecrübesi içerisinde özellikle konuya hobi ölçeğindeki meslek mensupları açısından bakarsanız somut önerileriniz neler olabilir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle her şirketin, yani denetim şirketinin en az 4 yıllık bir iş planı yapmaları şarttır. Ama iş planı sadece işte benim satışlarım şu kadar olacak, vereceğim işte ücretler şöyle olacak, sadece bir 4 satırlık kar zarar şeklinde değil iş planı dediğim. Her bir denetim şirketi 4 yıl sonra kendisini nerede görmek istiyor? Bir defa bunu kendi kurullarınızda, ortaklar toplantınızda bir ortaya koymanız lazım. Ondan sonra mutlaka her şirketin bazı zafiyetleri vardır. Bu SWOT dediğimiz, yani güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, fırsatlar ve bizi tehditlerimiz. Bunları her şirketin ortaya koyup net bir şekilde belirlemesi lazım. Bu kendinize göre 4 yıl içerisinde zayıf olan noktalarınızı nasıl iyileştirebileceğinizi mutlaka yazılı hale getirmeniz lazım. Bunların en başında da bizim mesleğimizde insan kaynakları geliyor. Biz insan kaynakları, yani denetim şirketleri artık insan kaynakları diye telaffuz etmemeleri lazım. Yetenek yönetimi. İnsan kaynakları ayrı, yetenek yöneticisi, yetenek yönetimi ayrı. Dolayısıyla 4 yıl sonra bir yere gelmek istiyorsak bir defa yeteneğin yönetiminden sorumlu, mutlaka bir sorumlu ortağı biz belirlememiz lazım. Ve onun ne yapacağını, nasıl destekler alabileceğini veya ne tür eğitimler alarak o 4 yıl sonraki gelinmesi gereken hedefe ulaşılmasını mutlaka kağıt ortamına, o iş planına yazmak gerekir. Tabii ben işte %25 büyüyeceğim, 30 büyüyeceğim, 50 büyüyeceğim. Yani bu evet analitik olarak son derece basit. Bunun için toplantı yapmaya bile gerek yok. 10 dakikada biz bunu yaparız. Bu mentalite bizi hiçbir yere götürmez. Ben %25 nasıl büyüyeceğim? Öyle bir pazar var mı? Öyle bir saat var mı? O saati her yıl %25 büyümek için o olan gerekli olan saati veya ilave saati ben nasıl dolduracağım? Yani tabirimi maruz görün, bir koyundan iki poz çıkararak mı yapacağım bunu? Yoksa hakikaten doğru adamları seçip, yani hiçbir zaman işe alma demiyoruz, seçme ve işe alma. Doğru seçim yapmamız lazım. Bunun üzerinde fevkalade durulması gerekir. Mutlaka doğru arkadaşları seçmek zorundayız. Ben hep kendi kendime şöyle derdim. 10 tane denetçisi varsa, denetçi varsa veya aday varsa bunlardan sadece bir veya iki tanesi istenilen kıvamda gerçek anlamda denetçi olabilir. Çünkü bugün şirketlerde de aynı problem var. Süreçler var. Fakat süreçleri doğru dürüst uygulayan yöneticiler yok. Süreçler yazılmış, her şey ideal. Fakat siz süreci olması gerektiği gibi eğer yapmazsanız, bunun üzerine gerekli kontrolleri koymazsanız, ister üretim şirketi olsun, ister denetim şirketi olsun, o 4 yıl sonraki hedeflerinize ulaşmanız mümkün değil.
Hüseyin Bey toparlayabilir miyiz? Peki tamam. en önemli şeyi her denetim şirketinin bir business plan yapması, bir iş planı yapması zaten olayın %50'sinin çözümüdür. Ve şunu açıklıkla belirteyim ki denetim şirketi 4 yıl sonra, 10 yıl sonra belli bir noktaya geliyorsa, gelmek istiyorsa mutlaka ortaya para konması lazım. Para kazanır yaparız mantığıyla belli bir yere gelirsiniz ama ne kadar sağlıklı olur o da ayrı bir mesele. Eğitim dediğim gibi her şeyden önemli. İletişim son derece önemli. Hem grupların kendi arasında hem de müşteriyle şey arasında. Bir de dinlemeyi öğretmemiz lazım herkese. Maalesef karşılıklı olarak ne müşteriler denetçileri ne de denetçiler müşterileri tam can kulağıyla dinlemiyorlar. Bu konulara da özellikle yönetici ortakların ve şirket ortaklarının dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Kısaca böyle teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir de Mustafa Özyürek Beyefendi'ye söz vermek istiyorum. Buyurunuz efendim. Konuşmacılara, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz siyasetçilere kimlikli olduğunuz diye sorduklarında şunu söyleriz. Siyasetin çıkış kapısı vardır fakat çıkış kapısı yok. Acaba denetçiliğinde böyle bir durum var mı? Yani sizlerle artık biz uzaklaştık falan diyorsunuz ama bu kapı kapalı mı? Açık mı? Onu sormak istiyorum. Bir diğer önemli soru. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmekte olan bir dava, büyük bir kamu bankamızda akla gelmeyen, akla almayan bazı işlemlerin yapıldığına tanık oluyoruz veya duyuyoruz. Daha önce 90'lı yıllarda da Türkiye'de banka krizi yaşandığında ne yazık ki bağımsız denetim firmalarımız iyi sınav verememişti. Acaba bu bankamızla ilgili, yaşanan olaylar bağımsız denetimin farkında olduğu olaylar mıdır veya bunlar fark edilmeyecek olaylar mıdır? Bunu sormak istedim. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Değerli milletvekilim, başkanım. Çok güzel bir soru sordunuz. Bunun cevabını şöyle söyleyebilirim. Denetim yaparken aslında iki olayı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bir tanesi fraud dediğimiz hile denetimi, bir de normal muhasebe denetimi. Eğer hile denetimi yapıyorsak bu tür konuların tespit edilmesi kolaydır. Ya çok da kolay değildir aslında. Hile denetiminde bile sorgulama son derece önemlidir. Sadece matematiksel bakmak yeterli değildir. Ve çok fazla karşıt incelemeyi, sorgulamayı gerektirir. Ve hile denetimi tek bir denetim şirketinin yapacağı bir iş değildir. Bugün Amerika'ya baktığımızda hile denetimi dendiğinde özellikle bankalarda birçok paydaşın bir araya geldiğini görüyoruz. Bir, teknik bilgisi olan denetim şirketleri. İkincisi, mutlaka ve mutlaka IRS dediğimiz Maliye Bakanlığı'nın devrede olması gerekir. Çünkü denetçi olarak biz bankadaki işlemleri görebiliriz ama karşıt işlemlerin ne şekilde olduğunu göremeyiz. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı'nın hile denetimlerinde, özellikle banka hile denetimlerinde devrede olması lazım ve olayın karşı bacağını bize göstermesi lazım. Bunun yanı sıra MIT'in, orada nasıl FBI falan devrede oluyor, MIT'in mutlaka bu konuda devrede olması lazım. Çünkü bu bir başka bir şey. Yani bunu normal denetimle tespit etmeniz mümkün değil. Yani bugün siz mutabakat mektubu gönderirsiniz, 10 tane gönderirsiniz, bunun 4'üne cevap gelir. Ötekini yani dersiniz ki %80'i en azından 8 tane gelsin. Kendinizi yırtarsınız 4 tane daha alacağım diye, alamazsınız. En kötü onu denetçi görüşünde şartlı görüş, 10 tane gönderdim, 4'üne cevap aldım. Yapabileceğiniz budur.
Dolayısıyla normal denetimlerde bu gibi kompleks olayları yakalamak bence hemen hemen imkansızdır. Tesadüfen olabilir. Çok dikkatli bakıldığında bir denetçi kendi tecrübesi, ön sezileriyle bazı şeyleri yakalayabilir. O olabilir. Ancak bunların tespitinde mutlaka özel denetim, hile denetiminin yapılması gerekir. Teşekkür ederim. Son olarak efendim, bir soru vardı hepimize yönelik. Çıkış var mı yok mu diye ben kendi şahsıma söyleyeyim. Evet, biz mesleği artık aktif olarak yapmıyorum. Ama bu hayata bakış açımı değiştirmiş değil. Hala her şeye rakamlar ve bu rakamların analiziyle bakıyorum. Bu bir yetişme tarzı ve bakış açısı. Bundan da son derece memnunum. Evet. Vaktinizi aldık. Pardon. Peki efendim ben soruya nasıl cevap versem? Ben çıkışın çok rahat olduğunu size söyleyebilirim. Şahsınıza alınmazsanız siyasetçilere de tavsiye ederim. Evet. Efendim ben de Feruk Bey'e katılıyorum. Naçizane. Bu işin belli bir yaşı vardır, belli bir zirvesi vardır. Bence de o zirvede bırakmak lazım. Çünkü denetim dikkat isteyen bir iştir. Fazla mesai verilmesi gereken bir iştir. Hassas bir iştir. Eğer kendinizi kontrol edemeyeceğiniz seviyede görüyorsanız mutlaka o işten ayrılmanız gerekir. Ama o mesleği yapmak benim için de söz konusu değildir ama her zaman eğitim vererek, danışıldığında bazı fikirler ortaya koyarak mesleğe destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Efendim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kahvelerinizi çok çabuk içip gelmenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oturum başkanımız Sayın Bülent Üstünel'e teşekkür belgesini vermek üzere İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Vedat Atak. Sayın Mustafa Çamlıca'nın teşekkür belgesini vermek üzere Tekirdağ Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sayın Nedim Arslan. Sayın Ferruh Tunç'un teşekkür belgesini vermek üzere Bursa Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ahmet Hikmet Sönmez. Sayın Hüseyin Gürer, teşekkür belgesini vermek üzere Yalova Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sayın Bülent Keaz. Değerli katılımcılarımız, 15 dakikalık çay kahve arası veriyoruz. Teşekkür ederiz.
Uluslararası denetim standartlarında güncel gelişmeler, yeni denetim rapor formatı konulu sunumunu yapmak üzere Sayın Hocam Doçent Doktor Tuğba Şavlı. Buyurun Sayın Hocam. Burası gerçekten çok spot altıymış. Hocalarım söylediği gibi ben kimseyi göremiyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli oda yönetici ve başkanları ve sevgili hocalarım. Herkese iyi günler diyerek başlamak istiyorum. Ben dün yoktum ama sabahtan beri sunumları izliyorum. Hep gelecekten bahsediyoruz. 3 yıl sonra ne olacak, 5 yıl sonra ne olacak, 10 yıl sonra kendimizi nerede görüyoruz, bu meslek kalacak mı, devam edecek mi konuştuk hep. Ben biraz daha kısa vadeli bir konuşma yapacağım size. Aralık ayına girdik. Birkaç hafta sonra yılı tamamlayacağız. 2017 yıl sonu denetim raporlarını nasıl yazacağız? Ondan bahsedeceğim biraz. Zira önemli değişiklikler meydana geldi denetim standartlarında. Bir yandan geleceği planlarken bir yandan da günlük işleri yapmak zorundayız. Dolayısıyla benim sunumum biraz daha güne yakın bir sunum olacak. Tamam. Son dönemde meydana gelen önemli birkaç değişikliği aslında ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa ufak tefek değişiklikler her zaman standartlarda biliyorsunuz yaşanıyor. Güncellemeler, revizyonlar yapılıyor. Son yapılan değişikliklerde önemli bir değişiklik aslında rapor formatına geldi. Uluslararası denetim standartlarındaki değişiklikler doğal olarak bizim Türkiye denetim standartları kapsamındaki bağımsız denetim standartlarına uyarlandı. Ve rapor formatımızda önemli değişiklikler meydana geldi. En temel değişiklik görüşle başlayacağız yazmaya. Hani eskiden bir giriş, gelişme, sonuç vardı. Şimdi direkt görüşle başlayacağız raporlamamıza. Bununla beraber aslında rapor formatının şekilsel değişikliğinin en önemli etkeni 701 numaralı standartla kilit denetim konularının raporlanması. Sadece bu mal tablolar doğrudur değildir, olumlu olumsuz şartlı görüşlerin dışında bir de denetim sırasında dikkate aldığımız önemli hususları, riskli gördüğümüz alanları ve bu alanlara yönelik olarak denetim yaklaşımımızın ne olduğunu anlatacağımız bir bölüm eklendi rapora. Beraberinde üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişime güncellemeler geldi. Zira bu kilit denetim konularının üst yönetimle görüşülmüş olması, onlarla görüşülen konular içinden seçilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla 260 numaralı standart kapsamında yapacağımız iletişim ve bunun dokümantasyonu son derece önemli bir hale geldi. İşletmenin sürekliliği ile ilgili yine daha kapsamlı açıklamalar yapılması gerekiyor raporda. İşletme yönetiminin sorumluluğunun bu anlamda daha detaylı olarak belirtilmesi gerekiyor. 705 ve 706'daki değişiklikler aslında 700 ve 701'deki değişikliklere paralel olan değişiklikler. Oradaki değişikliklerin bir sonucu olarak yapılan değişiklikler. Genel olarak bu standartlar 1-1-2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yürürlükte. Yani daha pratik bir ifadeyle 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal tabloların denetim raporları bu yeni formata göre yazılacak. Sadece bir alanda farkımız var. Kilit denetim konuları halka açık şirketler için, borsada işlem gören şirketler için 2017 yılında, diğer denetimi zorunlu olan diğer şirketler için ise 2018 yılında yürürlüğe girecek. Ama halka açık şirketler için önümüzde çok kısa bir süre var. İlk yapmakta olduğumuz ki o denetimler çoktan başladı aslında, denetimin raporlarında kilit denetim konularının yer alması gerekecek. Peki uluslararası standartları çevirip Türkiye'ye de uyarladık ama acaba dünyadaki gelişmeler bu anlamda nasıl ilerledi diye bakacak olursak, İngiltere bu işe çok daha önce başlamış vaziyette. 2013 yılında halka açık şirketler için hem şirket yönetimine
ilave bir takım dipnot açıklamaları getirilirken hem de denetçinin bu bahsettiğimiz kilit denetim konularında denetim komitelerine ilave bir takım raporlamalar yapmaları gündeme gelmiş ve o günden bu yana da yapılmakta. Arkasından Avrupa Birliği'ne bakacak olursak, Avrupa Birliği'nde de denetim direktifinde benzer düzenlemeler yapılmış vaziyette. Kayıklar için, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar için genişletilmiş bir denetçi rapor formatı benimsenmiş vaziyette. Yine denetim komitesine de raporlama yapılması söz konusu. Amerika'ya baktığımızda yeni rapor formatı 2017 yılında yürürlüğe giriyor. Kritik denetim konuları diye ifade etmişler Amerika'da. Büyük halka açık şirketler için kritik denetim konuları 2019 denetimlerinde raporlanacak. Diğer halka açık şirketler için ise 2020 yılında raporlanacak. Kendi içlerinde piyasa büyüklüklerine bağlı olarak sınıflandırma yapmışlar. Büyük halka açık şirketler ve diğer olmak üzere. Büyükler için bu zorunluluk 2019'da, diğerleri için 2020'de başlıyor. Ama rapor formatındaki değişiklik 2017 yılından itibaren yürürlükte olacak. Türkiye'deki durum nedir diye bir kez daha söyleyecek olursak, yeni rapor formatı 2017 yıl sonu için zaten geçerli. Ama kilit denetim konularının açıklanmasında küçük bir kademe var. Halka açık şirketler, borsada işlem gören şirketler için 2017'de başlayan uygulama, diğer KGK tarafından denetimi zorunlu görülen diğer şirketler içinse 2018 yılında başlayacak. Önce 260 ile başlayalım isterseniz, çünkü bunların içinden seçeceğiz kilit denetim konularını. Aslında 260 numaralı standart bugün de var, daha önce de vardı. Üst yönetimle kurulacak iletişimi anlatan bir standarttır. Ama dediğim gibi bu son değişikliklerle biraz daha ön plana çıkmış oldu. Bir de dokümantasyon tarafı daha önemli bir hale almış oldu. Bir kere işletme yönetimine denetçinin finansal tabloların denetimine ilişkin sorumluluklarını bildirmemiz gerekiyor. Denetçinin sorumluluğunun finansal tablolar üzerinde bir görüş oluşturmaktan ve bildirmekten ibaret olduğunu, finansal tabloların denetlenmiş olmasının işletme yönetiminin finansal tablolara ile olan finansal tablolara ilişkin sorumluluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmadığını bildirmemiz gerekiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bunlar çok aşikar değil mi? Zaten standartlarda da yazıyor. Niye bildiriyoruz ayrıca? Ama özellikle ilk kez denetime tabi olan şirketlerde bu algı yeterince oluşmamış oluyor. Dolayısıyla denetçiden bu bildirimi yapması bekleniyor. Tabii bu aslında denetim sözleşmesinin içinde de bir yer alarak bildirilmiş olabilir karşı tarafa. Denetimin planlanan kapsam ve zamanlamasını bildirmemiz gerekiyor. Belirlemiş olduğumuz ciddi riskler dahil denetim planının kapsamı ne olacak, ne zaman başlayacağız, nasıl bir zaman planı öngörüyoruz ve raporlamamızı ne zaman yapacağız? Yine denetim sözleşmesinde bunlara yer veriyoruz ama ilave görüşmeler, bildirimler de tabii ki söz konusu olabilir. Önemli denetim bulgularını denetçinin muhasebe politikaları, muhasebe tahminleri, işletmenin muhasebe uygulamalarına ilişkin önemli niteliksel yönleri hakkındaki görüşlerini ya da denetim sırasında karşılaştığı, yaşadığı bir takım zorlukları yine işletmenin üst yönetimine bildirmesi lazım. Önemli denetim bulgularının özellikle de üst yönetimin icraî sorumluluk üstlenmediği, şimdi üst yönetim kavramı tabii biraz karışıyor değil mi? Yönetim kim, üst yönetim kim? Yönetim aslında icranın bir fiil yürüttüğü kişiler ama üst yönetim, mesela bir şirketteki yönetim kurulu üst yönetim olabilir eğer icraıyla ilgili değilse hepsi. Veya bir denetim komitesi üst yönetim içerisinde denetçinin muhatap olarak kabul edeceği bir unsur olabilir. Ama tabii KOBİ ya da yönetici ortağın zaten söz konusu olduğu şirketlerde zaten şirket ortağı kendisi yönetiyor. Hani ayrı bir yönetim, ayrı bir ortaklık yönetim kurulu yapısı olmayan şirketlerde ise artık bizim için üst yönetimle işletme yönetimi aynı
hale geliyor. Ama daha büyük, daha kurumsal şirketlerde üst yönetimi ve yönetimi birbirinden ayırmamız lazım. Biz yönetimle zaten sürekli irtibat halindeyiz denetimi yürütürken, ama belirli bulguları üst yönetimi de ayrıca raporlamamız gerektiği vurgulanıyor aslında 260 numaralı standartta. Zaten halka açık şirketler için biliyorsunuz denetim komitesi zorunludur. Ama ne yazık ki çok da hani Türkiye'de olması gerektiği gibi işlemiyor. Tabii yani iyi örnekleri bir kenarda bırakarak bir genelleme yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta bizim standartlar gereği bu bildirimleri mutlaka yapıyor olmamız gerekli. Bağımsızlıkla ilgili beyanımız yine isteniyor. Bu işle ilgili olarak bağımsızlığımızı koruduğumuz, etik ilkelere uygun hareket ettiğimiz yönünde yine üst yönetime beyanda bulunmamız gerekiyor. Bu beyanlar yazılı olabilir. Zaten en ideali o yazının da bir kopyasını çalışma kağıtlarımıza koyduğumuz takdirde bütün gereklilikleri yerine getirmiş olabiliriz. Ama sözlü de olabilir bu beyanlar. İşletme yönetimiyle, üst yönetimiyle yaptığınız toplantılarda bu konuları dile getirmiş olabilirsiniz. O zaman mutlak surette çalışma kağıtlarına bu konuların ne zaman kiminle görüşüldüğünü, konuların da ne olduklarını dokümante etmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz dokümante edilmemiş iş yapılmamış demektir. O yüzden bu görüşmeleri yaptığımızı, bu bildirimleri yaptığımızı da çalışma kağıtlarımızda dokümante etmek zorundayız. Eğer yazılı olarak bir bildirimde bulunmadıysak. İşletmenin sürekliliği kavramına geldiğimiz noktada 570 numaralı standarda baktığımızda zaten denetçi olarak yapa geldiğimiz bir takım prosedürler vardı. Çalışmanın başında ve sonunda mutlaka işletmenin sürekliliği varsayımının geçerli olup olmadığını değerlendiriyor. İşletmenin sürekliliği varsayımının tehlikeye girdiğini öngördüğümüz durumlarda da işletme yönetiminden bu konuya ilişkin açıklama yapmasını talep ediyorduk ve ona yönelik de biz denetim prosedürlerimizi genişletiyorduk. Ve bir problem olması halinde de raporda farklı şekillerde bunu ifade etmek durumunda kalıyor idik. Şimdi birazcık daha vurgu arttı. Rapor içerisinde işletme yönetiminin işletmenin sürekliliğine ilişkin sorumluluğu ayrıca açıklanır hale geldi. Ve eğer önemli bir belirsizlik tespit ediyor isek raporda ayrı bir başlık, ayrı bir bölüm altında bu konuya ilişkin olarak değerlendirmemizi açıklamamız bekleniyor. Peki bunun sonucu ne olur? Yani rapora nasıl yansıma olur diye baktığımızda. Şimdi işletmenin sürekliliği esasını kullanmanın uygun olmadığı durumlarda, yani artık işletmenin sürekliliği varsayımı geçerliliğini yitirmiş. Dolayısıyla da biliyorsunuz uluslararası finansal raporlama standartları ve dolayısıyla Türkiye muhasebe standartlarının ön şartı diyebiliriz işletmenin sürekliliği esası. İşletmenin sürekliliği ortadan kalkmışsa siz Türkiye muhasebe standartlarına göre mal tablo hazırlamıyor olmalısınız. Tasfiye sürecindeki bir şirketin uygulaması gereken değerleme prensiplerine göre finansal tablo hazırlıyor olmalısınız. Dolayısıyla da Türkiye muhasebe standartlarına uygundur diye bir görüş vermek söz konusu değil. İşletmenin sürekliliği kavramının ortadan, esasının ortadan kalktığı durumlarda. Böyle bir durumda olumsuz görüş vermek zorundayız. Böyle bir durumdaki tek seçenek olumsuz görüş vermektir. Eğer işletmenin sürekliliği esasını kullanmanın uygun olduğunu, ancak önemli bir belirsizliğin olduğunu düşünüyorsak, o zaman finansal tablo dipnotlarında bu konunun açıklanmış olması lazım işletme yönetimi tarafından. Ve bu belirsizliği ortadan kaldırmak üzere nasıl bir planları olduğunu da açıklamaları lazım. Ne planları olabilir? Ortaklar sermaye artışı yapacak olabilir. Eğer finansal likidite sıkıntısı içindelerse kısa vadeli kredilerin uzun vadeye dönüştürülmesi için görüşmeler devam ediyor olabilir. Ya da yeni bir ürün lansmanı yapılmıştır, onun projeksiyonları çok pozitif nakit akışları öngörüyordur gibi bu sıkıntıdan kurtulmanın yolu olarak işletme yönetimi ne görüyor? Bunu mal tabloların dipnotlarında açıklamaları lazım. Eğer biz denetçi olarak yapılan bu açıklamaların makul ve mantıklı olduğunu, yeterli olduğunu düşünüyor isek olumlu görüş verebiliriz.
Ancak bu hususu aşağıda az önce belirttiğim gibi ayrı bir paragrafta denetçi raporunun içinde açıklamamız ve işletme yönetiminin hazırlamış olduğu finansal tablo dipnotuna dikkat çekiyor olmamız gerekir. Yok eğer finansal tablolarda gerekli açıklamalar yapılmamışsa ya da yapılan açıklamalar makul ve mantıklı değilse o zaman yapabileceğimiz iki şey var. Bu tabii ki durumun ciddiyetine, önemlilik ilkesini çerçevesinde bakmamızın sonucu olarak karar vereceğimiz bir durum. Sınırlı olumlu görüş veya bizim daha çok alışkın olduğumuz ifadeyle şartlı görüş verebiliriz veya olumsuz görüş verebiliriz. Olabilir ki bir açıklama yapılmıştır ama açıklama son derece yetersiz veya durumu çözmeye yönelik bir açıklama değildir. Denetçi kanaatimiz, mesleki kanaatimiz bu yönde ise olumsuz görüşle de sonuçlanabilir. Eskiye nazaran çok benzer bir yapı ama sadece bu konu üzerindeki vurgu daha artmış vaziyette, rapor içerisindeki anlatımlar genişletilmiş vaziyette. Gelelim 700 numaralı standarttaki raporumuza. Şimdi biz hep nasıl alışmıştık? Çok böyle kompozisyon mantığındaydı denetçi raporu. Giriş, gelişme, sonuç. Şunu denetledik diyorduk. Arkasından kısaca işletme yönetiminin sorumluluğunu ve denetçinin sorumluluğunu yazıyorduk. En sonunda da görüşümüzü yazıp raporu tamamlıyorduk. Şimdi akış bayağı bir değişti. Önce görüşle başlıyoruz. Önce diyoruz ki biz bu mal tabloları denetledik ve görüşümüz de budur diye başlıyoruz. Arkadan kilit denetim konularını anlatıyoruz. İşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğundan bahsediyoruz ki işletmenin sürekliliği buna ilave gelen şeydir. Eskiden de yazıyorduk bu finansal tablolar işletme yönetiminin sorumluluğundadır diye. Ama şimdi birazcık daha açıyoruz bu konuyu. Denetçinin sorumluluğundan bahsediyoruz. Yine bahsediyorduk ama ilaveler geldi. Ne ilave geldi? Bağımsızlık beyanı geldi. Bağımsız olduğumuzu denetçi raporunun içinde bir kez daha beyan ediyoruz. Eskiden yanlışlıkların hile kaynaklı veya hata kaynaklı olabileceğini söylerken, önemli yanlışlıkların, şimdi şu vurguyu da yapıyoruz. Hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden daha yüksektir diye de bir vurgu yapıyoruz. Hani hep söyleriz ya, bağımsız denetim bir hile denetimi değildir. Dolayısıyla her türlü hilenin bulunması beklenemez bir bağımsız denetim çalışmasından. Bunu farklı bir şekilde denetçi raporunda vurguluyoruz. Ayrıca üst yönetimden sorumlu olanlara yapılan bildirimlerle ilgili de ilave bir açıklamamız var. Eskiye nazaran ilave gelen konular. Denetçinin adının yazılması zorunlu hale geldi. Biz Türkiye'de zaten yazıyorduk sorumlu denetçi veya SPK'da sorumlu ortak baş denetçi ifadeleriyle. Ama yurt dışında sadece firma ismiyle denetçi raporu imzalamak mümkündü. Şimdi standart rapor formatına bu denetim çalışmasının kimin önderliğinde yürütüldüğü de net bir şekilde yazıyor. Tam başlıklarıyla eğer denetçi raporuna bakacak olursak yeni haliyle, tabii ki bir muhatapla başlayacağız. Genellikle genel kurula hitaben olması lazım muhatabın, çünkü bizi genel kurul seçiyor artık. Hani yönetim kuruluna yazılan hitaplar da olabiliyor ama aslında bizi seçen genel kurul. Sonra finansal tabloların bağımsız denetimi bölümünde görüşle başlıyoruz. Görüşün dayanağını yazıyoruz. Eğer sınırlı olumlu görüş, olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma gibi bir durum söz konusuysa, her bir hususu, her bir problemi ayrı bir paragraf olarak görüşün dayanağı bölümünün altında açıklıyoruz. İşletmenin sürekliliğine ilişkin önemli bir belirsizlik varsa ayrı bir bölüm olarak onu yazıyoruz. Kilit denetim konularını anlatıyoruz. Yönetimin finansal tablolara ilişkin sorumluluklarından ve son olarak da bağımsız denetçinin finansal tabloların denetimine ilişkin sorumluluklarından bahsediyoruz. İkinci bölüm mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler. Bu her ülke için farklı olabilir tabii ki. Buraya kadarki bölüm uluslararası standartlardan birebir paralel. Bundan sonraki bölüm de uluslararası standartlara paralel elbette ki ama içeriği bize has.
TTK'nın istediği şekilde riskin erken saptanması sistemine ilişkin bir çalışma yapılmışsa, çünkü biliyorsunuz halka açık şirketlerde zorunlu, diğerlerinde ise denetçinin önerisiyle kurulması gereken bir komite. Onun çalışmalarına ilişkin bir şeyimiz varsa onun raporunu ne zaman sunduğumuzu söylüyoruz. Defter tutma düzeninin kanun ile esas sözleşmeye uygunluğu konusunda bir görüş beyan ediyoruz. Yönetim kurulunun denetim kapsamında istenen bilgileri verdiği yönünde bir yine beyanımız var. Ve sonunda da bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran kişinin adını yazmak suretiyle tarih, imza ve adresle raporu tamamlıyoruz. Ben mesleğe başladığımda bir sayfaya çok rahat sığıyordu. Hatta olumlu bir görüş için söylüyorum tabii. Hatta sürmüyordu bile. Hani böyle bir sayfanın 1/3 falan gibi bir boyuttaydı. Son dönemlerde 2 sayfaya çıkmıştı. Şimdi ben bir örnek hazırladım. Kilit denetim konularına da yine uluslararası denetim ve güvence standartları kurulunun yayınlamış olduğu 1-2 örnek var ki KGK da onu Türkçe'ye çevirerek yayınlamış vaziyette. Oradan 1-2 örnek koydum. 4 sayfa oldu rapor. Şimdi bir bakalım isterseniz ama nasıl bir şey olmuş. Korkmayın, 4 sayfayı satır satır okumayacağım ama şöyle bir akışı görmenizi istedim. Finansal tabloların bağımsız denetimiyle başladık ve ilk şeyimiz görüş. Görüşte öncelikle hangi finansal tabloları, bu klasik bir başlangıç, eskiden de böyleydi. Hangi döneme ilişkin, hangi standartlara göre hazırlanmış finansal tabloları denetlediğimizi yazdık. Arkadan da görüşümüze göre bu finansal tablolar tüm yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır diye tamamladığımız bir cümleyle de görüşümüzü olumlu, bu örnek olumlu olarak beyan ettik. Arkadan kilit denetim konuları geliyor. Kilit denetim konularını birazdan açacağım daha detaylı olarak. Burada 2 tane örnek koydum. Dediğim gibi bu uluslararası denetim ve güvence standartları kurulunun hazırlamış olduğu örneklerdir. Bir şerefiye konusunu ele aldım. Bir hasılatın finansal tablolara yansıtılmasını ele aldım. Ama gördüğünüz gibi uzunca paragraflar. Niye? Çünkü bir, bu konuyu niye kilit denetim konusu seçtiniz onu anlatıyorsunuz. İki, peki bu konuya ilişkin olarak denetçi sıfatıyla uyguladığınız denetim prosedürleri nelerdir? Onlardan bahsediyorsunuz. Arkadan yönetimin ve üst yönetimin sorumluluğunu anlatan bir bölüm geldi. Dediğim gibi eskiden de yazıyorduk. Bu finansal tabloların hazırlanmasından, bu finansal tabloların hazırlanma sürecindeki iç kontrollerden üst yönetim sorumludur diye. Ama şimdi birazcık daha ilave geldi, biraz daha detay açıklamalar, özellikle süreklilikle ilgili bir cümle eklendi. Denetçinin sorumluluklarına geldiğimizde yine eskiden kısa bir denetimin tanımını yapıyorduk. Denetçinin işte mesleki şüphecilik anlayışı içinde nasıl çalıştığını anlatıyorduk ve en sonunda da diyorduk ki bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtları görüşümüzün oluşturulması için yeterlidir diyorduk. Buna ilave bir takım az önce belirttiğim beyanlar eklendi. Bağımsızlıkla ilgili, üst yönetime yapılan raporlamalarla ilgili vesaire bir takım ilaveler geldi. Ve son olarak da mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler. Burada bir değişiklik yok. Çünkü TTK'da istenenler halen aynı, devam ediyor. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yok. Ama gördüğünüz üzere raporun sayfa 4 sayfaya çıktı. Zira kilit denetim konularının kapsamına bağlı olarak şirketlerde 5-6 sayfaya kadar da uzayabilir. Şimdi o zaman bir kilit denetim konularına bakalım mı? Neymiş bunlar? Hani en radikal olarak raporu etkileyecek. Yoksa paragrafların yerini değiştirmek ya da standart birkaç paragraf eklemek çok da büyük bir yük değil ama. İçerik olarak yapacağımız eklemeler üzerinde tabii ki çalışmamız gerekecek. Neden denetim konuları diye bir şey çıktı bir kere gündeme? İsterseniz onu konuşalım. Niye böyle bir ilaveye ihtiyaç duyduk? Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu'nun hazırlamış olduğu bir dokümanda şöyle özetlenmiş hadise. Denetimde şeffaflığı sağlayabilmek, daha fazla şeffaflık sağlamak. Çünkü sonuçta çalışma yapılıyor ve bir cümleyle bu mal tablolar doğrudur veya değildir diyoruz. Ama şimdi kilit denetim konularıyla denetim sürecinde önemli gördüğümüz alanları anlatmak gibi bir sorumluluk altına girdiğimiz için biraz daha şeffaflık
sağlanacağı düşünülüyor. Önemli konulara dikkat çekmiş oluyoruz. Okuyucular açısından önemli konulara dikkat çekmiş oluyoruz. Denetçi ile yönetimden sorumlu alanlar arasındaki iletişimi artıracağı düşünülüyor. Çünkü bütün bu konuların konuşulması, tartışılması, müzakere edilmesi, işletme yönetiminin yaklaşımının öğrenilmesi ve denetçinin ona göre bir yaklaşım geliştirmesi gerekli olduğu için bu iletişimi artıracağı düşünülüyor. İşletme yönetiminin hani bu önemli konulara dikkat çekerken sadece okuyucu açısından değil ama işletme yönetiminin de finansal tablolarda yapılan açıklamalara, özellikle bu konuyla ilgili yaklaşımlara daha dikkatli davranacağı, daha yoğunlaşacağı beklentisi var. Hepsinin sonucunda denetimin kalitesini artıracağını düşünüyorlar. Yönetimin dikkatini artırıp, iletişimi artırıp, denetçinin bu konudaki prosedürlerini daha özenle uygulamasını sağlayarak da denetimin kalitesinin artacağını düşünüyor Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu. Peki kilit denetim konularını nasıl belirleyeceğiz? Bir kere yönetimle görüştüğümüz konular içerisinden seçeceğiz. Bu yönetimle önemli konuları konuşacağız diye bir takım listelemeler yaptık ya. Zorluk yaşadığımız alanları, riskli gördüğümüz alanları vesaire, bu konuştuklarımız içinden olmalı kilit denetim konuları. Denetçi için önem arz eden konular olmalı diyor. Bunların arasından seçeceğiz raporlama yapacağımız kilit denetim konularını. Peki yönetimle önemli yanlışlıkların olduğu nereler olabilir, nereler bizim için önem arz edebilirdi? Önemli yanlışlığın olduğu alanlar, önemli yönetim değerlendirmelerinin veya tahmine dayalı belirsizliklerin olduğu alanlar, önemli işlem veya olaylar. Peki nasıl raporlayacağız? İlgili konunun kilit denetim konusu olarak belirlenme sebebini söyleyeceğiz. Niye seçtik biz bunu? Niye kilit denetim konusu olarak seçtik? Konuyu denetimde nasıl ele aldığımızı anlatacağız. Önemli yanlışlık riskine özgü olarak nasıl prosedürler uyguladık? Uygulanan prosedürlere ilişkin belki kısa bir değerlendirme ya da uyguladığımız prosedürlerin sonuçlarına ilişkin bir takım göstergeler veya konuyla ilgili gözlemler. Ama asla şu değil, asla bu konuda ayrı bir görüş beyan etmeyeceğiz. Öyle bir imada bulunmayacağız, öyle bir algıya yol açacak ifadeler kullanmayacağız. Bizim görüşümüz belli finansal tablolar üzerinde, onu da ilk paragrafta söyledik. Bunlar şartlı görüş vereceğimiz ya da görüşümüzü değiştireceğimiz, üzerinde ayrıca bir görüş beyan edeceğimiz konular hiçbir şekilde değil. Bunlar eğer olumluysa, olumlu görüşe ulaşırken önemli gördüğümüz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konular aslında. Ve bir de tabii bu konularla ilgili finansal tablo dipnotlarında yapılmış açıklamalar varsa kilit denetim konularında o bölümlere de referans vermek gerekecek denetçi raporunda bu konuyu ele alırken. Şimdi tabii insan hep şeyi düşünüyor bir yandan, değil mi? Hani neleri yazacağız acaba? Hani ne olabilir ki? Ne yazabiliriz ki? Şimdi İngiltere bizden çok önce başlamış. Hollanda'da yine çok sayıda örnek var. Bir takım şeyler oluşmuş, database'ler oluşmuş denetim şirketlerinde. Bazıları da böyle kamuya açıklanan çalışmalar var. Mesela İngiltere'den ben bir örnek aldım. 150 denetçi raporunu gözden geçirmişler ve en çok raporlanan 5 konuyu açıklamışlar. Varlıklarda değer kaybı, vergi, şerefiyede değer kaybı, yönetimin iç kontrolleri işlevsiz kılma riski, hasılatın yansıtılmasında hile riski gibi en çok raporlanan 5 konu bu olmuş. Ama internetten araştırdığınızda farklı çalışmalar, farklı örnekler bulabilirsiniz. Dediğim gibi bir takım database'ler oluşmuş vaziyette bugüne kadar yapılan raporlamalar için. En az 2 tane olmalı yaklaşımı var. Hani standartta böyle bir şey yazmıyor, yani şu kadar olmalı, bu kadar olmalı diye bir şey yazmıyor ama genel algı en az 2 tane kilit denetim konusunun her şirkette olması gerektiği.
hangi şirketlerde olmayabilir, ne bileyim fon denetimi yapıyor olabiliriz, gayri faal bir şirketin denetimini yapıyor olabiliriz. Hani böyle daha küçük montanlı standart bir takım şeylerin içinde olan şirketlerde ya da denetimlerde kilit denetim konusu olmayabilir. Ama standart bir üretim, ticaret, hizmet şirketi düşündüğümüzde mutlaka bir kilit denetim konusunun olacağını öngörüyorlar. En az iki tane de olması yönünde bir beklenti var. Yazılı bir şey olmasa da algı bu yönde. Peki kilit denetim konularını oluştururken ne sıkıntılar yaşayabiliriz? Aslında yaşadıkça göreceğiz elbette ki. Şimdi sadece tahmin yapıyoruz ya da İngiltere, Hollanda gibi daha önceden başlamış ülkelerden hani esinlenerek öngörüde bulunuyoruz. Ama tabii ki eksik belirlenmesi, hatalı belirlenmesi bir risk bizim açımızdan. Ben en büyük riski kalıplaşmış ifadeler olarak görüyorum. Hani işte halka açık şirketlere bakalım. Aa bak hep şunları yazmışlar, biz de alalım aynısını yazalım gibi yaklaşımların en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum. Çünkü standart çok net bir şekilde söylüyor. Şirkete özgü olmalı diyor. O şirkete özgü olmalı kilit denetim konunuzun. Ama tabii ki bu şirkete özel gizli konuların açıklanması anlamına gelmez. Yani ticari sırların açıklanması veya henüz kamuyla paylaşılmamış bir takım bilgilerin denetçi raporunda açıklanması anlamına gelmez ki bu da risklerden bir tanesi aslında. Bazı konuların şirket yönetimiyle yeterince görüşülmeden rapora taşınması bir sorun olabilir. Ya da şirket yönetimiyle yaşayacağımız görüş ayrılıkları bir sorun olabilir. Türkiye'de maalesef özellikle zorunlu denetim kapsamında ilk kez denetime giren şirketler henüz denetimin tam olarak kapsamını anlayabilmiş, denetçi raporunun sonuçlarını veya ne şekilde o rapordaki sonuca varıldığını kavrayabilmiş değiller. Bir de kilit denetim konularını nasıl görüşürüz onlarla, nasıl tartışırız, nasıl ikna ederiz bilmiyorum ama belki de Türkiye'de yaşayabileceğimiz sorunların en başında şirket yönetimiyle oluşacak görüş ayrılıkları da gelecektir diye düşünüyorum. Tabii bir konuyu kilit denetim konusu olarak belirlediğiniz zaman ne demiş oluyorsunuz? Bu benim için önem arz eden bir konu. Yani risk odaklı bir denetim yaklaşımında riskli gördüğüm bir konu. O zaman denetim prosedürlerini de layıkıyla uygulamış olmamız lazım. Burada da hani bilmiyorum yetersiz denetim prosedürleri, eksik bir takım prosedürlerin uygulanması gibi bir riskle karşı karşıya kalabilir miyiz? Olabilir. Yine yazıp çizilen beklentiler arasında bu da adı geçen başlıklardan bir tanesi. Kısaca değişiklikler bunlar. Çok kısa bir süre sonra önümüze gelecek değişiklikler bunlar. Ben de mümkün olduğunca kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım kısa ama açıklayıcı olmuştur. Eğer sorularınız varsa bilmiyorum vaktimiz müsaitse çok kısaca alabilirim. Ya da durun önce bir çalışalım neymiş bu yenilikler derseniz her zaman tabii ki sorularınıza açığım. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Tabii ki İSMO yönetimine de özellikle teşekkür etmek lazım bu güzel organizasyon için. Hep böyle ola geldi, bundan sonra da böyle devam edecektir diye düşünüyoruz. Var mı? Hiç soru yok. Çok güzel anlatmışım, süper. Teşekkür ederim. Sevgili hocamız Tuğba Şavlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür belgesini sunmak üzere İskenderun Mali Müşavirler Oda Başkanı Sayın Merih Hasan Yıldırım.